akşamlar. Öncelikle hocamız maçın bir değerlendirmesini yapacak, ardından sorularınızı alacağız. Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar. Geçen basın toplantısında beraberdik. Bugün uzun aradan sonra, öyle söyleyeyim. Yani Trabzonspor'da 117 tane resmi müsabakaya çıkmışım daha evvelden. Bugün 118. Avrupa Kupaları dahil buna. Yani çok güzel duygular. Tekrar burada olmak. Bu süreçte 28 ayda harika işler, harika duygular yaşamak çok güzeldi. Tekrar bu heyecanın içinde olmak ve bu heyecanı özellikle ikinci bu onuru bana veren Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Trabzonspor taraftarına. Çünkü kulübün gerçek sahipleri onlardır. Geldiğim günden itibaren bu zamana kadar hep destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz iyi oyun veya maç kazanarak onların buraya biraz daha fazla gelmesini sağlayacağız. Bugün oyunla ilgili maçtan evvel de düşüncelerimi söylemiştim. Ligin iyi bir organizasyon takımına karşı oynadık. Özellikle çok hareketli bir orta sahaları, bekleri çok derinlikte oynuyor. Özellikle baskılarımızın büyük bir bölümünü ilk yarı itibariyle doğru yaptık. İlk yarıda savunma anlamında doğru işler yaptık baskı yaparken. Bir tek merkeze oynadığımız, kendi ayağımızdaki toplanan rakibe iki pozisyon verdik ilk yarı. Bir de baskıya geç gittiğimiz, kırıldığı ama offside olan bir pozisyon verdik. İkinci yarıda duran toptan direkten dönen var. Onun dışında bence 9-10 günlük bir süreçte yoğunlaştığımız, hani organize olmaya çalıştığımız, yoğunlaştığımız takım savunmasının büyük bölümünü doğru yaptık. Ama hücum anlamında diğer bölümüyle ilgili burada bir takım eksiklerimiz vardı. Daha fazla bu rakip bizi merkezde kapalı beklerken hem topa sahip olup hep oyunun yönünü istasyon kullanmadan çok çabuk çevirmemiz gerekiyordu. Kenarları bulup buralardan, özellikle içeride böyle bir oyuncumuz olduğunda bunu doğru şekilde kullanmamız gerekiyordu. Bunu zaman zaman ağırlaştı. Zaman zaman kullandık, sonra vazgeçtik. İkinci yarıda biraz daha final pası veya şey atabilseydik pozisyona girebilirdik veya girdiklerimizde offside'e düşmeseydik farkı açabilirdik. Ama bugün özetinde maç kazanmak, ligin beşincisi olmak tekrar bir galibiyet. Oralarda dolaşan takımların maç kaybettiklerinde bizim için güzel bir başlangıç, güzel bir galibiyet oldu. Oyunsal olarak eksiklerimiz var mı? Evet, çok var ve çok tekrar etmemiz gereken, hücum anlamında özellikle tekrar etmemiz gereken, set hücumlarını daha fazla yapmamız gereken ve bununla beraber eksik olan oyuncularımızın, işte Pepe bugün girdi, biraz hayal ettirdi bize. Bir 10 dakika onu sakatlanmadan götürmemiz lazım. Trezeguet önümüzdeki hafta itibariyle gelecek. Mevkisi olarak kenar oyuncusu eksiklerimiz var. Bunlar da tamamlandığında, tekrarlarımız olduğunda da biz kazanma alışkanlığını tekrar yakalamak istiyoruz. Bugün Ömür çok ekstra ve çok iyi bir oyun oynadı. Enis Bardi savunma anlamında iyi oynadı ama hasta hasta oynadı. Mevkisi olarak da orada bir problemimiz de vardı. Sonra taksiyi soktuk oraya. Yani en azından o süreci biraz daha sağlıklı götürelim diye. Kazanmak önemliydi. Sonra da bir veri de geldi. 2020'den itibaren en fazla galibiyet alan, buraya geldiğimden beri, 22 Kasım'dan beri 53 galibiyet almışız. Kalemizde 37 maç rekor herhalde gole kapatmışız. Umarım daha pozitif, daha önde oynayan, kazanma alışkanlığını tekrar yakalayan bir takım olmak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanyaspor'a başarılar diliyorum. Soru var mı? Ali Kemal Bey. Hocam, ilk basın toplantısında da sorduğum soruyu yine cevap. Mental ve fiziksel olarak Trabzonspor'da bir olumsuzluk yaşandı mı ki bugün maç sonrasına baktığımız yaklaşık 5-6 oyuncunun sahada kaldığını, hatta tedaviye ihtiyaç duyduğu da bir tablo ortaya çıktı. Fiziksel ve mantıral olarak Trabzonspor şu anda nasıl bir seviyede? Teşekkür ederim. Fiziksel olarak verileri alacağım. Bir önceki dönemden karşılaştıracağım. Bugün ne yaptık? Sprintlerimizde, mesafelerimizde. Bunu karşılaştırdıktan sonra daha sağlıklı bir cevap vermek doğru olabilir. Sakatlıklar iki tane, Mendy ve Eren'le ilgili var ama kramp sakatlıkları ve bir problem
gibi gözükmüyor. Mental olarak tabii ki yorgunluklar var. Kolay değil. Hani kazanma, Trabzonspor hem oyun oynama ve kazanma alışkanlığını yakalayamazsa bu yorgunluk oluyor. Bir kazanıp bir kaybetme, bir kazanıp bir kaybetme. Bunu böyle bir iki maç üst üste, üç maç üst üste bir şeye çevirebilirsek o bize biraz daha özgüven ve daha iyi oyun, daha özgür oyun oynamamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için bunu kazandık, cebimize koyduk. Olumlu olumsuzlarını tabii ki oyuncularımla paylaşacağım. Geri bildirimini yapacağız. Ama tekrar hafta sonu Karagümrük maçını kazandığımız takdirde tekrar bir ivme kazanacağız inşallah. Ona en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. Tugay Beş Yıldız. Az önce Ömer Erdoğan hocam çok güzel bir açıklama yaptı. Çok hoş, çok yumuşak bir açıklama yaptı. Ben oradan bir paragrafı çektim aldım. Biz dedi Trabzonspor'a çalıştık dedi. Bloklar arasında kopukluk gözledik dedi. Bugüne kadar olan Trabzonspor'da. Bir de çok yumuşak oynuyorlar dedi. Buna karşı bir denklem, ona karşı çözüm aradık dedi. Ona göre oynadık dedi. Olmadı. Baktığınız zaman da öyle bir şey var şu anda. Yani öyle bir gözlemimiz var. Size göre de gerçekten bloklar arasında defans orta saha for attı arasında kopukluk var mı şu anda? Bir de Trabzonspor yumuşak mı oynuyor? Topa karşı sizce yeterli sertliği yok mu? Şimdi bloklar arasında boşluk yani ben bugün hatırladığım kadarıyla en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesidir. İki tane merkezden kendi ayağımızdan attığımız, merkeze attırdığımızda kaybettik. Ama rakip bizim, biz kenar oyuncularımız özellikle Bardi ve Edin içeriği çok iyi kapatarak blok aralarını kapatıp kenara yönlendirdik zaten ve orada da baskı yaptık veya rakibi direkt oyuna ettik. Ben orada bugün itibariyle bence çok bir problem yaşamadık. Diğer sertlik açısından söylüyorsun. Şimdi illa rakibe sert değil, topa sert ve şiddetli baskılarımızı yapmamız lazım. Bunun süresini çoğaltmamız lazım. İlk yarıda bu çok doğru oldu. Baskı yapamıyor isen baskı öncesi tekrar yapabilmek için toparlanman lazım. Bunu veriler biraz daha bize net bir şekilde gösterecek. Evet, bununla ilgili benim dönemimde de buna benzer bir yani topa karşı olan bir şey gözüküyordu. Ama bunu biraz daha iyi hale getirmek, topa sahip olduğumuzda da çabuk kaybetmeden konunun başlığı neyse ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Evet, onu söyledim. Evet. Evet, başka soru var mı? Ali Bey. Hocam tebrikler. Teşekkürler. Ali Savaş 61 saat. Teşekkürler Ali abi. Haber sitesinden. Hocam Pepe oyuna girdiği zaman taraftar da müthiş bir şekilde gaza geldi diyelim yahut da motive oldu. Evet. Yani bu yetenekli için, oyuncuyu onlar da evet, bekliyorlar. Doğru. Bu Pepe için olumlu bir netice mi yoksa yani 10 dakika sahaya girdik, bu taraftarın benden çok beklentisi var, onu yorar mı? Ne düşünüyorsun? Yok, ben de yormaz. Özel, yani yetenekli bir oyuncu zaten. Çok üst seviyeleri görmüş bir oyuncu. Geldiğim günden itibaren kendisiyle özel de görüştüm. Sağlık ekibiyle beraber adım adım antrenmanı da planlıyoruz, süreyi de planlıyoruz. O da özledi. O tür oyuncular eğer biraz fiziksel olarak daha iyi olduklarında sakatlanma riskini aza düşürdüğümüzde bize maç kazandıracak oyuncular. Onun için onu böyle pamuk, hani sakatlanmadan götürmemiz lazım. Onun için süresi bugün işte 15 dakika planlanmıştı. 15 dakika falan. Umarım önümüzdeki hafta itibariyle bunun süresini biraz daha artırırız. Osman Bey. Hocam galibiyetle başlamak önemliydi herhalde. Bunun doğru. İçin tebrik ediyorum. Bakasetas'ın durumunu soracağım. Bir sakatlığı konuşuluyor ama imzası da yaklaşıyor. Kontratı bitmek üzere. Bununla ilgili problemler olduğu söyleniyor. Durumu nedir? Yani gerçek sakatlığı mı var yoksa bir sorun mu var? Yok, bugün beraberdik. Soyunma odasında bugün ilk defa karşılaştık. Bakay'dan o sakatlığından dolayı hem Yunanistan'da birkaç gün daha fazla kaldı, izin verdik. Bana fiziksel olarak çok iyi dönmüşsün dedi. Yani iyi gördü beni. sakatlığını konuştuk. Ondan sonra işte bu doktorların da söylediği, kendini de söylediği yani bir 3 veya 4 haftalık bir süreç söyleniyor. Ama Baka şöyle bir oyuncu, yani çok ısrarlı üzerine giden, tedavisini yoğun yapan, erken dönmek için uğraşacaktır. Onun için onun sürecini takip edeceğiz. Ama mukavele ile ilgili herhangi bir şey, hiçbir şey konuşmadık. Soyunmada sadece maç önü beraberdik. Maçtan sonra da o da mutluydu, arkadaşlarını tebrik ediyordu. O şekilde ayrıldık. Tuncay Bey.
Hocam tebrik ederim. Zor bir karşılaşmaydı. Sizin açınızdan da galibiyetle başlamak önemliydi. Tabii gelmeden önce de bir analiz, bir tespitiniz, takımla ilgili bir raporunuz vardı. Bir hafta boyunca takımla çalıştınız. Abdullah Avcı'nın gözünden Trabzonspor'da şu anda en çok göze batan eksiklik veya problem olarak üzerinde çalışacağınız taraf neresi? Teşekkürler. Ya biraz evvel dedim, organize olmaya çalışıyoruz. Organize olurken bir konu değil. Savunmada daha iyi organize olmaya, hücumda daha iyi organize olmaya, duran topta daha iyi organize olmaya, taçta daha iyi organize olmaya, organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Biraz karışık oyundan organizasyon oyununa dönmeye çalışıyoruz. Kolay değildir. Yarısından zaman zaman çalıştığım oyuncular var. Bazen alışkanlıklarından vazgeçebiliyorsun, tekrarların olmasına. Yeni bir oyuncu grubu var. Onlarla beraber bunu tekrar yapmak, hani çok bunu hep bu lafı çok kullanıyorum. PlayStation değil. Yani bunu hemen düzeltemiyorsun. Ama adım atıyor çocuklar. Adım atarken maç kazanmak bizi ileri götürecektir. Hatırlayın 22-20 senesini. İlk Erzurum maçını hatırlayın. Bugün daha iyiydi. Doğru mu? Yani onun için biz bu mesafeyi hızla kat edeceğiz. Belki o devre arasında ona göre planlayacağız. Sene sonunda ona göre planlayacağız. Ama bugün 5. olduk. Gol yemedik. Maçı kazandık. Çok pozisyon vermedik. Üretken değildik. Fazla daha olabilirdi. Bence olumlu tarafından böyle bakıp maç kazanmak burada bizi de mutlu ediyor, bu şehri de mutlu ediyor. Trabzonspor'un maç kazanması. Bunu daha iyi hale getirmek için çalışacağız. Evet. Başka soru yok. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Sağ olun.